Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumusiyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifinde bir kimse inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır demiştir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Yüce Allah mübarek Ramazan ayını diğer aylara verilmeyen özelliklerle ayrı kılmıştır. Bu özelliklerden biri semavi kitapların indirildiği hidayet ayı olmasıdır. Allah Teala Ramazan ayı ki onda Kur'an insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi buyurmuştur. Peygamber Efendimiz İbrahim'in sahifeleri Ramazan ayının ilk gecesinde indirildi ve Tevrat Ramazan'ın 6'sında indirildi. İncil Ramazan'ın 13'ünde indirildi. Zabur Ramazan'ın 18'inde indirildi. Kur'an ise Ramazan'ın 24'ünde indirildi demiştir. Ramazan'ın özelliklerinden dua ayı olmasıdır. Bilindiği gibi dua en büyük itaatlerden ve insanın Rabbine yakınlaştığı yolların en yücesidir. Kur'an-ı Kerim'i tefekkür eden kişi dua ayetinin oruç ayetleri arasında tam orta bir yerde olduğunu görür. Allah Teala, kullarım sana beni sorarlarsa, bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar buyurmuştur. Bu ayet, oruçlunun duası kabul olunmaya daha yakın olduğunu gösterir. Peygamber Efendimiz, oruçlunun duası reddedilmez buyurmuştur. Ve başka bir hadiste, üç kimsenin duası reddedilmez. İftar edinceye kadar oruçlu kimsenin, adil devlet başkanının ve mazlumun duası. Allah, mazlumun duasını bulutların üzerine kaldırır ve o dua için samak kapılarını açar. Ve izzetime yemin ederim ki belli bir sürede olsa mutlaka sana yardım edeceğim buyurur demiştir. Muhakkak ki Ramazan'ın özelliklerinin en önemlisinden biri Allah'ın Ramazan'ı cehennem ateşinden kurtulma ayını kılmasıdır. Hazreti Efendimiz Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve cinlerin asilleri zincirlere vurulur. Cehennemin kapıları kapatılır da hiçbir kapısı açılmaz. Cennetin kapıları açılır da hiçbir kapısı kapanmaz. Ve bir nida edici, ey hayır isteklisi, hayır işlemeye yönel. Ey şer isteklisi, kendini tut. Allah tarafından ateşten azat edilenler olur diye çağırır buyurmuştur. Yine de şöyle buyurmuştur. Allah tarafından her iftar vaktinde ateşten azat edilenler olur. Bu da Ramazan'ın her gecesinde olur. Ateşten azat edilmek, Allah'ın bu büyük mankibeyi nimet verdiği insan, büyük bir lütuf ile asla ateşe girmeyecek demektir. Oruç iyiliğin kapılarından biridir ve kulu cehennem ateşinden koruyan hasletlerdendir. Resulullah, oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır buyurmuştur. Başka bir hadiste kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa Allah onu 70 sene cehennem ateşinden uzaklaştırır buyurmuştur. Muaz bin Cebel'den şöyle dediği rivayet edildi. Ey Allah'ın Resulü, beni cennete girdirecek ve cehennemden uzaklaştıracak ameli bana haber ver dedim. Resulullah buyurdu ki sen büyük bir şeyden sordun. O şey Allah'ın kendisine kolay kıldığı kimse için kolaydır. Hiçbir şeyi ortak
koşmadan Allah'a ibadet edersin, namazı kılar, zakat verirsin, Ramazan orucunu tutar ve hac edersin. Sonra buyurdu ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi dedi. Oruç kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka hatayı giderir buyurmuştur. Ayrıca oruç kıyamet gününde kolay şefaat edecektir. Resulullah oruç ve Kur'an kıyamet gününde kolay şefaat edecektir. Şöyle ki oruç ey Rabbim ben onu gündüzleri yemekten ve şehvetlerden men ettim. Onun için beni onun hakkında şefaatçi kıl diyecek. Kur'an'da ben onu geceleri uykusuz bıraktım. Beni de onun hakkında şefaatçi kıl diyecek. Böylece ikisi de o kula şefaat edeceklerdir buyurmuştur. Oruç, geçmiş günahların mağfiretine bir vesiledir. Allah Teala oruç tutan kullarına mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır. Allah Teala, doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar, erkek ve kadın müminler, boyun eğen erkekler ve kadınlar, doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sabırlı erkekler ve kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır, buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır demiştir. Hatta Ramazan ayında öyle bir gece var ki, kim sevabına inanıp, Kur'an, dua ve gece namazına kalkmakla onu ihya ederse ve içinde Allah'a ibadet ederse, geçmiş günahları affedilir. Bu gece Kadir gecesidir. Bu hususta Peygamber Efendimiz, Kadir gecesini kim sevabına inanıp, onu kazanmak umidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir buyurmuştur. Oruç, cennetin bir yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kuşkusuz cennette dışı ve dışı içinden, içi de dışından gözüken odalar vardır. Ki Allah bunları yemek yediren, yumuşak söz söyleyen, oruca devam eden ve insanlar uyurken geceleyin namaz kalkanlar için hazırlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelere sordu. Bugün hanginiz oruçludur? Ben ya Resulallah dedi Hazreti Ebu Bekir. Peygamberimiz bugün hanginiz bir cenazeyi takip etti diye sordu. Ebu Bekir ben ya Resulallah diye cevap verdi. Peygamberimiz bugün sizden kim bir fakiri doyurdu diye sordu. Ebu Bekir ben doyurdum ya Resulallah dedi. Peygamberimiz içinizden kim bir hasta ziyaret etti diye sordu. Yine Hazreti Ebu Bekir ben cevabını verince Allah'ın Resulü bu hasletler kimde toplanırsa işte o cennete girer demiştir. Ebu Umame el-Bahili Resulullah'a gelip ya Resulallah beni cennete koyacak bir iş buyur bana dediğinde Resulullah ona oruç tut, orucun gibisi yoktur buyurmuştur. Oruç kul ile Rabbi arasında bir sırdır. Hiçbir kimse onun gerçeğini bilmez. Oruçlu yalnız iken yemek ve içmek gibi orucun yasaklarını yapabilir. Ama Allah'tan başka kimse onu görmeyeceğini bildiği için yapmaz. Allah'tan korktuğu ve sevabına inandığı için bu yasaklardan uzak durur. Allah Teala yüklerde olanları da yerde olanları da Allah'ın bildiğini bilmez misin? Üç kişinin gizli bulunduğu yerde dördüncü mutlaka odur. Beş kişinin gizli bulunduğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan az veya çok ne olursa olsun nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü işlediklerini onlara haber verir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir buyurmuştur. Oruç Allah Teala'nın mükafatını ben vereceğim dediği ve kendine ait olduğunu bildirdiği tek ibadettir. Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benimdir.
mükafatını ben vereceğim buyurdu demiştir. Diğer bir rivayette, insanın her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar katlanır. Allah Teala şöyle dedi, ama oruç başka, o benim içimdir, benim içindir. Mükafatını da ben veririm demiştir. Bilim adamları, Yüce Allah'ın oruç benimdir buyurması, diğer ibadetlere göre orucun faziletini göstermek için yeterlidir demişlerdir. Ayrıca Rabbimizin kendisine bu izafetin nedeni, orucun Allah'tan başkasına bir ibadet olmamasıdır denilmiştir. Oruç sırf Allah için yerine getirilen bir ibadet türüdür. Halbuki oruçta kesinlikle riya yoktur. Allah'ın en sevdiği ibadetin olduğu söylenir. Oruçlu yüce Allah rızası için her zaman bu mübarek aydan yararlanmak için istekli olur. Allah'ın rahmet esintilerine yönelerek cehennem ateşinden kurtulanlardan olmayı temenni eder. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. İslam kardeşleri, ateşten kurtulmanın bir nedeni olan oruç, yine de oruçluyu günah işlemekten korur ve orucun maksadı olan takvayı gerçekleştirir. Dolayısıyla oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kol hakkı yemek, harama bakmak, kötülük karşılığında kötülük etmek gibi yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir. Oruçlu oruçluların ahlaklarıyla ahlaklanması gerekir. Allah Teala, onlar boş söz işittikleri vakit ondan yüz çevirirler buyurmuştur. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirirler buyurmuştur. Ve yine de kötülüğü en iyiyle sav buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin buyurmuştur. Başka bir hadiste gerçek oruç yemeği ve içmeyi terk etmek değildir. Asıl oruç boş sözü ve hayasızca konuşmayı terk etmektir buyurmuştur. Cehennem ateşinden kurtulma nedenlerinden de Müslümanın kardeşinin ırzından kötülüğü savmasıdır. Peygamber Efendimiz kim Müslüman kardeşinin ırz, namus ve benzeri şeylerinden her türlü kötülüğü savarsa Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar demiştir. Gerçek olarak oruç tutan kişi orucun ecrini kazanması için tuttuğu orucun insanlarla davranışlarında etkisini gösterebilendir. Halbuki oruç dünyada ve ahirette iyi ve mutlu oluncaya kadar nefsi hakim olunmaya alıştırır. Bilindiği gibi nefis kötülüğü emreder. Yalnız Allah'ın koruduğu insanlar müstesnadır. İnsan kendi nefsini serbest bırakırsa onu tehlikelere atar. Eğer ona hakim olabilirse onun en yüksek rütbelere ulaşmasını sağlar. Bu sadece eli, dili, gözü, kulağı ve bütün uzuvları da günah işlemekten uzak tutabilen gerçek olarak oruçlu için gerçekleşir. Gerçek olarak oruç tutan iyi iş yapmalı ve kabul olunması için meşgul olmalıdır. İşte Halilullah İbrahim büyük iş olan Kabe'yi inşa ederken Rabbinin bu işini kabul etmesini dilerdi. Allah Teala İbrahim ve İsmail Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz ki sen hem işitir hem bilirsin buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demişti. Yaptığınız amelden daha fazla onun kabul olmasına önem verin. Zira Allah ancak muttakilerden kabul eder buyurmuştur. Allah'ım bizi cehennem ateşinden
kurtulanların ve kabul olunanların zümresine ilhak eyle.